in the shacks. Ecem merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim vallahi çok şükür. Sizler nasılsınız? Biz de iyiyiz, teşekkür ederiz. Öğrenciler, sence Hacettepe'yi tercih etmeli mi? Hacettepe hakkında ne düşünüyorsun? Ya bence Hacettepe tercih edilmesi gereken bir okul. Güzel bir okul. Yani bir öğrenciyi her açıdan donanımlandırmak için yeterli bir okul diye düşünüyorum. Antalyalı biri olarak Ankara sence nasıl bir yer? Ya ben Ankara'yı seviyordum zaten hep önceden beri. Ben beğeniyorum yani. Çok olanak oluyor insanın altında gidecek. Daha farklı şeyler katabilecek çok fazla olanağı oluyor büyük şehir. Denizin olmadığı çok fazla dile getiriliyor Ankara'da. Evet. Sen bir Antalyalı tabii. Olarak... Aynen o bir sıkıntı tabii. Yani alışıyoruz çünkü orada. Ama burada sıkıntı çekiyoruz o konuda. Ya yine... Burada da havuza gidebilirsin. Ya evet. Üniversitemizin neyi Üniversitemizin var? Üniversitemizin de var. Olimpik havuzu var. Ve fiyatları da gayet uygun. Tam bir bilgim yok. Net bir bilgim yok ama. Ulaşımdan bahsedelim. Ulaşım... Okulda ulaşım birazcık sıkıntılı. Metro durağından sonra okula girişte 4-5 kilometrelik bir mesafe var. Ring çok geç geliyor. Çoğu zaman gelmiyor. Sıra bayağı birikiyor. Bu yüzden genelde öğrenciler biz hani otostop kullanıyoruz. O da hani bizim için gene çok riskli değil ama kız öğrenciler için, kız arkadaşlarımız için biraz riskli. Doğru. Kız öğrenciler için otostop evet, riskli büyük olabilir. Bir sorun benim için. Bir mevzularda oldu yani zamanında. Bunları da duyuyoruz yani sağda solda. Konuşulan şeyler de var. Yaşanan şeyler de var. Ulaşım konusunda çok fazla şey yapmıyorum yani. Eksi veriyorum. Peki okulun olanaklarından faydalanabiliyor musun? Yani ne tür olanakları var senin için? Spor konusunda hani spor yapmak istediğiniz zaman yapabileceğiniz çok şey var. O açıdan güzel bence. O açıdan okuldan istediğinizi alabiliyorsunuz spor açısından. Bir sıkıntı yok ya da kültürel açıdan okulda sürekli organizasyonlar oluyor. Kütüphanesidir falan her şeyi çok iyi yani. O konuda bir sıkıntısı yok. Hiç kütüphaneye gittin mi? Kütüphaneye çok çok fazla gitmiyorum ama işte sınav haftalarından önce falan uğruyoruz abi. Final haftasında kütüphane yüzü final görüyorsun diye. Güzeler ondan önce gidiyoruz evet. Nasıl peki kütüphane? Kütüphane çok güzel. Kütüphanemiz çok zengin. O konuda takdir ediyorum okulumuzu. Peki yer bulma konusu? Yer bulma konusu biraz sakat aynen. Bir de mesela şeyler oluyor bazen böyle geceden gelip yatanlar oluyor. Yer kapmaya çalışanlar falan oluyor. Eşya bırakanlar oluyor. Onlar sıkıntılı. Onlar sinsirelli. Onlara dikkat etmek lazım. Peki. Onlardan olmasınlar sakın gelirler. Peki eğlence hayatı nasıl okulda? Şu an bulunduğumuz Beytepe Alışveriş Merkezi yani öğrencilerin adıyla BAM. Hacettepe BAM diye geçiyor. BAM güzel ama önceden daha güzeldi. Şimdi ondan sonra kapanma olayı var. Önceden gece 2'ye kadar açıktı. Burada bir kasaba ortamı var. Hani yerleşkeler hep burada. Kalma yerleri, yurtlar falan hep etrafında ve ortada rahatça eğlenebileceğiniz, takılabileceğiniz, ders bile çalışabileceğiniz bir alan var. Böyle bir alan var, bir kasabamız var ama artık ondan sonra kapanıyor. Bu birazcık sıkıntılı, bunun da sebebini tam bilmiyorum açıkçası. Kampüste ama, kalan biri olarak, kampüste kalacak öğrencilere ne gibi fikirler verebilirsin? Ya kampüs çok güzel. Mesela, nasıl diyeyim? Yurtlara dikkat etsinler. Yurtlarda şöyle sıkıntılar oluyor mesela. Ben çok yaşadım bunu. Girerken her şeye dikkat etsinler. Çünkü Hacettepe yurt konusunda biraz öğrenciyi dürtmeye çalışıyor. Öğrenciden para koparmaya çalışıyor. Yani burada kalacaklar için bunu söyleyebilirim. Onun dışında çok güzel. Her şeyinden rahat rahat faydalanabilirler yani. Güzel bir ortam var. Genelde de cıvıl cıvıl olur zaten. Yani çok geç saatlere kadar olmasa da burada hep canlı olur yani. Peki son olarak bizi izleyen izleyicilere hem Hacettepe hem de eğitim hayatları hakkında ne söylemek istersin? Bana kalsa okumasınlar. Hacettepe'de ya ne olursa olsun burada istedikleri bir bölümü okurlarsa kesinlikle onlara çok faydası olacaktır. Çünkü eğitim açısından çok iyi bir okul tabii ki. İsim yapmış okullardan, en iyi okullardan. Ben birazcık bu konuda bilgisim. O da ben çok sevmediğim bir bölüm okuduğum için oluyor. Ama ben öneririm yani eğitim açısından, kendilerini geliştirmeler açısından her şeyi sağlıyor Hacettepe onlara. Teşekkürler. Rica ederim. Ağzına sağlık.